teşekkür ediyoruz. Sevgili meslektaşlar, genel kurulumuza devam ediyoruz. Konukların tanıtım ve konuşmaları 6. maddemizi bitirdik. Şimdi bu aşamada bana daha önce verilen bir plaket törenimiz olacak. Bunun için nasıl yapıyoruz Sayın Başkan? Ben o zaman sayın yöneticilerimi alabilir miyim? Tamam. Buyurun. Beraber bir fotoğraf verelim. Barış, şuraya biraz durup durma dedi. Ahmet Bey, şöyle şöyle dön, şöyle. Maddemize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gülüzar Özet Kadın Mali Müşavirler Derneği Başkanı'nın konuşmasını yapmak için bize davet ediyoruz. Buyurun. Merhabalar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Divan çok sempatik. Bakın grup hep böyle oldu. Yani başka hiçbir yerde bu sempatikliği görmedim. Valla bu da ayrı bir güzellikte. Tebrik ediyorum. Ne diyeyim? Dünya devletleri belgenin varlığını keşfettikleri zamanlardan beri halklar üzerinde çeşitli belge uygulamışlardır. Bu sadece genel etmek amacıyla değil, sosyal, siyasal, kültürel amaçla. Şimdi size birkaç örnek vereceğim. İnşallah yüzünüzü güldürürüm. Örneğin Roma döneminde bir vergi çıkmış. Roma döneminde bekarlık vergisi. Nüfusu çoğaltmak istiyorlar ve diyorlar ki bekarlar çok vergi verecek. Evlenirse o vergi yok. Epey bir sürmüş yani, yüzyıllarca sürmüş bu. Çar Rusya'sında da Deli Petro sakal vergisi koyuyor. Sakal vergisi niye diyeceksiniz? Petro Avrupa'ya gidiyor, bakıyor ki oradaki erkekler çok bakımlı, sinek kaydı tıraş, temiz, hoş, özeniyor Avrupa'ya tabii. Ne yapayım ben bu şeyi? Uzak mı durayım? Ha, tamam. Ve sakal vergisi koyuyor. Burada diyorlar ki ya Tolstoy acaba ne kadar vergi verdi? Fakat Tolstoy'dan önce olan bir vergi, bir süre uygulanıyor ve sonra kalkıyor. İngiltere'de pencere vergisi konuyor. Bunu duymuşsunuzdur belki. Ne kadar çok pencere varsa diyor bir evde, o kadar vergi alacağız. Pencere kapatmaya başlıyor. Önce hizmetçilerin, sonra işte uşakların, daha sonra evlerin, hanımının, beylerinin. Ve pencere kapandığı için evler güneş almıyor, kolera hastalığı, kolera salgını baş gösteriyor. Bu vergi de kaldırılıyor. Neye geleceğim bakın şimdi. Polonya'da baca vergisi. Polonya'daki baca vergisi de ölümlere, dumandan zehirlenmelere neden oluyor. Bu da kaldırılıyor. Türkiye'nin de bir ayın var 1942 yılında. 1942. Ecnebileri yani gayrimüslimleri kovmak için çok ağır bir vergi çıkartıyorlar. Ve bunu kaldıramıyor mükellefler. Türkler de var içinde ama daha az. Kim ödeyemez o vergiyi diye Erzurum Aşkale'ye gitsin. Orada taş kırsın. Kışın ortasına gönderiyorlar. Adamlar İstanbul Beyefendisi, vergi mükellefi orada dayanamıyor ve çoğu ölüyor. Gelelim bugünkü duruma. Enflasyon vergisi, hilkat kalbisi gibi üstümüzde rezalet bir vergi. En çok biz de rezildik ama karşılığını aldık mı? Hayır. Şimdi daha fazla uzatmayacağım.
misafirim için bir ev sahibi daha çok konuşuyor. Konuşsun daha doğrusu. Tolkien diye bir yazar diyor ki, kardeşlerim, bir gün gelir insanların cesareti kırılabilir. Dostlarımızı terk edebilir veya tüm dostluklarımızı koparabiliriz. Ama bugün değil. Kurtların ve çakalların olduğu, insanlık çağının çöktüğü bir saatteyiz. Bugün vazgeçemeyiz. Bugün savaşıyoruz. Bu güzel dünyada değer verdiğimiz her şey adına ayağa kalkmalıyız. Ben buna inanıyorum. Bir şey söyleyeyim. Bakanın yanında olmanızı. Ayol biz 30 yıllık bakanın yanındayız, 40 yıllık bakanın yanındayız. Bir hala etmediğimiz kaldı. Hak verilmez alınır diye bir söz var oğlum. Bu laf boş mu? Ben burayı anlayamadım. Nasıl bakan hakkımı yiyor, benim ekmeğime göz koyuyor. Ben nasıl yanında olurum? 81 ilde bir araya geldik. Sonuç alabildik mi? Almayacağım anlamına geliyor. Alacağız. Paşa paşa alacağız. Yeter ki beraber olalım. Yeter ki birlik olalım. Sözüm bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.